Fıstığın başkenti Gaziantep'te bu yıl kurak geçen mevsimin ardından fıstıkta beklenen mahsul az oldu. Ürünün az olması nedeniyle kalitesine göre fiyatı 75-120 lira arasında değişiyor. Bu yılın yok yılı olduğunu söyleyen fıstık ale esnafı, bu yıl mahsul çok az oldu, sebebi ise kuraklıktır. Bu sene istenilen yağış gelmedi, dolayısıyla fıstık hasadı istenilen seviyede olmadı. Bu da fiyatları yansıdı dedi. Bugünkü Antep fıstığı fiyatları geçen senenin bütün yılların en kurak yılı olmasından dolayı ürün çok az geldi. O yüzden de bütün zamanların en yüksek fiyatı şu anda Antep fıstığında. Baklavalık iç 110 liraya kadar var. Normal içler de 75 ile 110 arasında değişiyor kırmızı iç. Benk fıstık 30 lira civarı. Baklavalık kavlak fıstığın da fiyatı 35 lira civarı şu anda. En çok fıstığın tüketimi aslında bir orantı yaparsan gene en çok Antep tüketir. Çünkü Antep fıstığın merkezi, bir de baklava tüketiminin en iyi markalar da Antep'te olduğu için bence en çok Antep tüketir. Bir orantılama olursa ama tabii ki İstanbul zaten bütün şeyin merkezi olduğu için o da İstanbul'dur ikincisi de. Artık ona göre değişir orantılar nüfusa göre. Yurt dışına ihracat oluyor. Fakat bu fiyatlarla biraz zorlayacak. Yani geçen sene bayağı ihracat oldu. Ama bu fiyatlara bu sene ihracat zor olur. Yani çünkü kurtarmaz. Tabii ki bir dünyayla rekabet olayı var. Bir İran mesela bu sene üründe bol. Herhalde buradan çok daha ucuz olacak. İran bu sene ihracatta daha şey olur. Yani avantajlı duruma geçer. Veya Amerika. O yüzden bizim buradaki fiyat yükseldi mi ihracat durur genelde. İran fıstığı ile Gaziantep fıstığı arasındaki fark, bizim baklavalık fıstık dediğimizin o rehası, o özü kokusu İran fıstığında kesinlikle olmuyor. Yani bizim baklavaya tadı veren de zaten o kendi öz rehasıdır. Aynı zamanda tuzlu fıstık olarak da bizimkinin tadı daha güzeldir yemeği açısından. Birinci kalite tuzlu fıstığın şu anki maliyet fiyatı 45 lira. Antep fıstığının fiyatının yükselmesi en çok baklavacıları etkiledi. Kaliteli baklava yapan yerler fıstığın fiyatından şikayetçi. İthal fıstığın gündeme geldiğini söyleyen hal esnafı, ithal fıstık gelirse fiyatı düşürmek zorunda kalacağız diyerek sözlerine devam etti. Geçen sene fıstık fiyatları bayağı düşüktü. Hiç kimse itiraz etmedi. Köylünün halinde hiç kimse anlamadı. Bu sene fıstık fiyatları yüksek olduğu için baklavacıların büyük bir kısmı itiraz ediyor. Baklavacılar baklavayı şu an 70-75 milyona satıyor. Baklavacılar şu an İran malı getirtmeye çalışıyorlar. Şimdi İran malının gelişi burada esnafın batışı demektir. Çünkü esnaf çok yüksek fiyatlara bu fıstığı mal etmiş vaziyette şu an. Şimdi gümrük şu bu derken belki de bizim fıstığın fiyatını buluyordur yani. Bu şekil. Ama bizim fıstık şu an perişan vaziyette. Niye? Baklavacıların yaygara yapıp Antep fıstığı çok yüksektir demesi bizim fıstığı şu an perişan vaziyete düşürmüştür.